İstanbul yağmurlu, sabaha dek tam 7000 aşan şimşek çaktı ve bazı illerimizde sel seli götürdü diyebilirim aslında. Öyle ki Bilecik'te bir kadın hayatını kaybetti. Meteoroloji ve AFAD saatler öncesinden uyarı üstüne uyarı yaptı. Kuvvetli yağmur geliyor, dikkat dedi. Bazı bölgelerde alarmın rengi turuncuydu. Yağmur akşamdan sabaha aralıksız tüm kuvvetiyle yağdı. Düştüğü yerde sel oldu. Bilecik'te sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. Köyümüzde yaşanan afet dolayısıyla bir ablamızı kaybettik. Burası Ankara Nallıha. Sağnak yağış ilçenin tamamını etkisi altına aldı. Dereleri taşıran selin geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kardeşim. Nallıhan'a sadece yağmur değildi, düşen ceviz büyüklüğünde dolu da yağdı. Fırtınanın kuvvetine dayanamayan ağaçlar devrildi. Kurban kesim çadırları yıkıldı. Bilecik'te de yağmur beraberinde seli getirdi. Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde sel bir evin istinat duvarını yıktı. 70 yaşındaki Asiye Bikmen suya kapılıp hayatını kaybetti. Bursa'da bayramın birinci gününü yağmur ve selle geçirdi. İnegöl'de bazı mahallelerde yarım saatlik yağış bile sel olmasına yetti. Eskişehir, Balıkesir ve Karabük'te de sokakları sel aldı. Kısa süreli yağışlarda apartmanların giriş katları, dükkanlar suyla doldu. Dün gündüz saatlerinde meteoroloji uyarı yapmış. AFAD'da geçtiği uyarılarla il il afet riskine karşı uyarmıştı. Bugün Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak'ta Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyon, Karahisar, Kütahya ve Çorum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.